Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sallu ala resulina Muhammed. صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Muhterem cemaati müslimin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri İslam nimetiyle müşerref kılan, Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz sultanı, rahmet peygamberi, iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder. Ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hem dünyamıza hem de ahiretimize ışık tutan o güzel hadis-i şeriflerini kaldığımız yerden tefekkür etmeye devam ediyoruz. Okuduğumuz bölüm yasaklar bölümü. Ve o yasaklardan da yalan yere yemin etme yasağı. Birinci okuyacağımız hadis-i şerifimiz Ehl-i Sünnet'in temel hadis kitaplarından 6 hadis kitabını ihtiva eden Kütüb-i Sitte içerisinde Buhari'den sonra gelen Müslim'de geçen bir hadis-i şerif. Bir gün en Arabiyen ca'e ile'n-nebi sallallahu aleyhi ve selleme. Bir gün bir Arabi, yani Medine'de yaşamıyor, Medine dışında biraz böyle dağ köyleri gibi diyebileceğimiz yerlerde yaşayan bedevilerden birisi, sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi ve dedi ki: "Ya Resulallah, melkebair, büyük günahlar nedir? Nelerdir?" Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi: "El işrakü billah, Allah'a şirk koşmaktır. Allah yücedir, onun bir ortağı yoktur. Yaratmasıyla da, öldürmesiyle de, şifa vermesiyle de, rızık vermesiyle de, gücü kuvvetiyle de, bütün yaratmış olduğu mahlukatın tasarımıyla da hiçbir ortağa ihtiyacı olmayan mükemmel Rabbimiz Celle Celaluhu. Dolayısıyla onun bir ortağı yoktur. Şirk koşmak, hani önceden aklımıza işte ne gelir? İşte puta tapanlar şirk koşuyor diyor. Fakat puta tapanlar şirk koşuyor. Fakat günümüzde, yani ülkemizde elhamdülillah puta tapan yok. O puta tapanlar nasıl tapıyorlardı? Kur'an-ı Kerim'in bazı muhtelif ayet-i kerimelerinde sor bakalım onlara. Yani yerleri gökleri kim yarattı? Allah diyecekler. Yağmuru yağdıran kimdir? Rızık veren kimdir? Allah diyecekler. Peki siz niye bu putlara tapıyorsunuz? Dediğiniz zaman verdikleri cevap şu: bunlar da onlara yardım ediyor. Ne oldu? Haşa, şirk oldu. Allah'ın böyle bir şeye ihtiyacı yok. Dolayısıyla biz de şifa aradığımız zaman da şifayı Allah verir. Doktor vermez, hastane vermez, ilaç vermez, bitkisel vermez, hava değişikliği vermez, sıcak soğuk sular vesaire falan, bunlar vermez. Onlar vesilelerdir. Allah onları şifaya vesile kılmıştır. Şifayı yaratan kimdir? Allah Celle Celaluhu. Dolayısıyla bir kimse ben şifayı ilaçtan buldum, doktordan buldum, ameliyattan buldum, onlar bana şifa verdi gibi düşünür ise Allah göstermesin, Allah'a ortak koşmuş olur. Bu çok tehlikeli. Dolayısıyla elbette ilaç kullanacağız yeri geldiği zaman, elbette şifalı bitkiler yeri geldiği zaman kullanacağız, elbette hava değişikliği, efendim sıhhatimiz için bunları kullanacağız. Elbette soğuk suydu, sıcak suydu, kaplıcalar, elbette bunlardan da istifade edeceğiz. Yeri geldiği zaman elbette ameliyat da olacağız. Fakat şifayı veren bunlar değil,
Allah-u Teala bunları şifayı vesile kılmıştır. Şifayı veren alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu. Rızıkta da böyle düşünebiliriz. Güç kuvvette de böyle düşünebiliriz. Her türlü, her hususta Allah mükemmeldir. Yardımcıya ihtiyaç yoktur. Dolayısıyla şirk koşmak en büyük günahlardandır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi, ailemizi ve nesillerimizi şirkten korusun, muhafaza eylesin. Arabi Efendimiz'e sordu, büyük günahlar nelerdir? Efendimiz Allah'a şirk koşmaktır buyurdu. Tabi Arabi bununla yetinmedi, diğerlerini de öğrenmek istedi. Tümme mâda, peki sonra hangisidir, sonra hangisi büyük günahtır deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el yeminul gamus buyurdular. Yemini gamus. Tabi bunun ne anlama geldiğini bu bedevi anlamayınca dedi ki ya Resulallah bu yemin-i gamus nedir? Ve Efendimiz ona açıklık getirdi. Ellezî, yani o öyle bir yemindir ki o yemini kişi ettiği zaman, yani yalan yere yemin ediyor. Yegtedi'u mâlem ri'in müslimin. Müslümanın malını az ya da çok çalıyor, gasp ediyor, kandırarak alıyor. Yani öyle bir yemin ediyor ki yalan yere yemin ediyor. O yemin vesilesiyle karşıdaki Müslümanın malını az olsun çok olsun haksız yere alıyor. İşte bu yemin-i gamus. Neymiş yemin-i gamus? Büyük günahlardan birisi, Allah korusun. Demek ki yalan söylemek günahtır. Yalan şahitlik büyük günahtır. Yalan yere yemin etmek bu da büyük günahlardandır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi yalan konuşmaktan, yalan şahitlikten, yalan yere yemin etmekten Rabbimiz cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Tabi bu yalan yere yemin etmenin bunun vebali de büyük. Yani bir kimse bir yemin eder diyelim, hadi yemini bozdu, onun bir kefareti var. Onu o şekilde bir telafi eder. Yani cezası var, cezasını yerine getirir. Sonra o yükten, günahtan kurtulmuş olur. Fakat bu yemin-i gamus öyle bir şey ki bu bile bile kasten yalan yere yemin etmek. Tabii yemin ettiği zaman kimi şahit tutuyor? Alemlerin Rabbi olan Allah'ı şahit tutuyor değil mi? Vallahi diyor, Allah'a yemin ederim ki diyor. Allah'ı yalanına şahit tutuyor. Küçük bir menfaati var, küçük bir çıkarı var. Ya küçük dediğimize bakmayın. Bütün dünyayı elde etmek için yalan yere yemin etse o yine küçük bir menfaattir. O onun kazandığı mal, mülk, zenginlik değil. O onu perişan edecek olan ateşten başka bir şey değildir. Allah korusun. Dolayısıyla yemin-i gamus, yani yalan yere yemin etmek büyük günahtır ve bunun, yalan yere yemin etmenin insanlara maddi ve manevi birçok zararları vardır. Aileleri bölüp parçalayabilir. Ticarette insanların arasını efendim bozabilir. Çok samimi olan arkadaşların aralarını bozabilir. Olmadık şeyleri olduğu gibi, var olan şeylere yokmuş gibi yemin etmek, yalan şahitlik, yalan söylemek suretiyle Allah'ı da şahit tutmasıyla birlikte çok büyük vahim işler meydana gelebilir. Dolayısıyla yalanın her türlüsünden sakınacağız, yalan şahitliğin semtine yaklaşmayacağız ve yalan yeminden de peşimizde böyle bulaşıcı bir hastalık, koronalı bir hastalık ya da bir arslan, yırtıcı bir hayvan koşuyormuş gibi biz ondan kaçacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi din-i mubin İslam'ı bilinçli olarak öğrenip şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Hocam yemin ettik, sonra yemin ettik ama onu bozarsak daha hayırlı bir iş var. Yani bozmamız hayırlı. Böyle bir durum olduğu zaman ne yapmamız lazım? Bir akla bir soru gelirse o sorunun cevabını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den görelim. Bu Abdurrahman İbni Semure radıyallahu anh tarafından rivayet ediliyor. Bizzat kendisinin yaşamış olduğu bir hadis-i şerifi bizlere naklediyor. Efendimiz kendisine hitap etmiş. Bu Buhari'de de, Müslim'de de, Ebu Davud'da da, Tirmizi'de de, Nesai'de de, Ehl-i Sünnet'in temel hadis kitapları adeta çoğunda geçen bir hadis-i şerif. Şöyle anlatıyor hadiseyi. Gâle li Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bana şöyle buyurdular diyor. Kim? Abdurrahman İbni Semure radıyallahu anh. Ve izâ halefte alâ yeminin
sen bir hususta yemin ettiğin zaman, diyelim ki yemin ettin, فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا, fakat o yeminini bozduğun zaman daha hayırlı bir iş var, yapılacak. Onu gördüğün zaman فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ, hemen o yeminini boz, o hayırlı olan işi yap. وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ, yeminin de kefaretini öde. Şimdi yemin ettik bir hususta, sonra baktık ki ya yeminimizi bozarsak daha hayırlı bir iş çıkacak ortaya. Efendimiz diyor ki yeminini boz, o hayırlı işi yap, sonra da kefaretini öde. Kefaret nedir? Önceden cariye, köle vesaire falan tüm dünyada yaygın idi. İslam'da insanın köleleştirmesine karşı olduğundan dolayı bu ve buna benzer cezalarda köle azadet derdi. İşte burada da böyle. Birincisi köle azat etmek. İkincisi bulamazsa bunu. İkincisi de böyle 10 tane fakiri normal orta halli giyinip kuşandırmak. Yani kılık kıyafetini almak. Buna da gücü yetmezse 10 tane fakiri orta halli yedirip içirmek. Yani fitre vermek. Fitre miktarı. İşte böyle sabah akşam doyuracak derecede 10 tane fakiri doyurmak. Buna da gücü yetmezse, böyle bir imkanı da yoksa 3 gün peş peşe oruç tutmak. Ya hocam maddi imkanı yok, oruç da tutamıyor, hasta, yaşlı, piri, fani, ne olacak? O zaman ellerini kaldır, ya Rabbi ben bir yanlış yaptım, beni bağışla diye Allah'tan af diler. Alemlerin Rabbi olan Allah kendisine ya Rab diye yönelen hiç kimseyi geri çevirmez. Elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri dini mubini İslam'ı bilinçli olarak öğrenip şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Şimdi bu okuduğumuz hadis-i şerifte Efendimiz muhatabına böyle söyledi. Bir de genel bir ilke olarak Ebu Hureyre radıyallahu anh tarafından rivayet edilen Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men halefe ala yeminin, yani her kim bir yemin eder. Fera'a gayraha hayran minha, ve ondan hayırlı bir işi görür. Yemini bozduğu takdirde yapacak hayırlı bir işi görürse fel yukeffir an yeminihi, o yemininin bozsun, kefaretini ödesin. Vel yef'alillezî huve hayr, ve o hayırlı gördüğü işi yapsın. Bu da temel bir ilkedir. Dolayısıyla Müslümanın işi nedir? Hayırlı olan işlerle meşgul olmaktır. Hayırlı olan, sevimli olan, sevaplı olan, bereketli olan, Allah'ın razı olduğu, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin de tavsiye etmiş olduğu iyi işlerle, hayırlı işlerle meşgul olmak müminin özelliğidir. Elhamdülillah. Müminin böyle bir özelliği var. Dolayısıyla mümin hayra doymaz. Mümin sevaplı işlere doymaz. Mümin ibadete doymaz. Mümin günahlardan kaçınmadaki azmine, gayretine doymaz elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi ömrümüz boyunca hayırlı, salih amelleri, sevaplı işleri biriktirip amel defterini elimize aldığımız zaman yüzü gülen kullarından eylesin. Şimdi birinci hadis-i şerifte muhatabını Efendimiz böyle söyledi. Hayırlı bir iş gördüğün zaman yeminini boz dedi. Sonrasında da Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte de genel bir ilke olarak bütün Müslümanlara siz yemin ettiğiniz zaman, hayırlı bir iş gördüğünüz zaman yemininizi bozun, o hayırlı işi yapın ve kefaret ödeyin dedi. Şimdi anlatacağımız üçüncü hadis-i şerifte de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'nun alemlere rahmet olarak göndermiş olduğu yüce peygamber anlattıklarını fiili olarak uygulamasını göreceğiz. Yani Efendimiz sözüyle özü bir olan bir insandır. Anlattıklarıyla yaşadığı bir olan bir insandır. Anlattıklarının arkasında olan bir insandır. Yani sadece ağzından laf çıkıp da uygulamada geri kalan bir insan değil. Efendimiz bize sözüyle de örnek, Efendimiz bize yaşayışıyla da örnek, Efendimiz bize yatışıyla da kalkışıyla da örnek, Efendimiz bize ibadetiyle de günahlarından kaçınmasıyla da örnek, Efendimiz bize komşuluğuyla da, akrabalığıyla da, oturmasıyla da, kalkmasıyla da, konuşmasıyla da, dinlemesiyle de topyekün bütün yaşayışıyla bizlere örnektir. O halde bize düşen nedir? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi yakinen tanımak, onu bilmek, onu örnek almaktır. Hocam biliyoruz, çok fazla bilmiyoruz. Efendimiz'i biliyoruz, bilmiyoruz. Bilmiyoruz niye? Tanımıyoruz onu. Tanımadığımız için iyi bilmiyoruz, bilmediğimiz için de hayatımıza tatbik edemiyoruz. Biz politikacıları fazla tanıyoruz. Biz sporcuları fazla tanıyoruz.
dizi filmcileri fazla tanıyoruz. Biz YouTuber'ları, fenomenleri fazla tanıyoruz. Topçusunu, popçusunu fazla fazlasına tanıyoruz. Ama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme iş gelince onu tutmuş olduğumuz takımın elemanlarının onda biri kadar tanımıyoruz. Tanımadığımız için örnek almıyoruz. Örneğe kimleri alıyoruz? YouTuber'du, fenomendi, dizi filmcilerdi, topçusu, popçusu, şu bu derken ne olur? Artık bir rahat yüzde görmüyoruz. Rahat yüzü görmek, huzurlu olmak, mutlu olmak, ailede huzur ve bereketin olması, ticarette kazancın artması, sosyal olarak Müslümanların topyekün güvenli bir ortamda yaşaması, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i bilmesine ve onu örnek almasına bağlıdır. Bunun başka çaresi yok. İşte Efendimiz her şeyle örnek. Bakalım yeminde Efendimiz nasıl bir örneklik gösterdi? Okuyacağımız hadis-i şerifimiz Ehl-i Sünnet'in temel hadis kitaplarından Kütüb-i Sitte içerisinde Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da, Nesai'de dört kitaplara geçen bir hadis-i şerif. Bir gün Eş'arilerden bir cemaat, bir kalabalık, bir grup geldiler ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yüklerini taşımak için deve istediler. Efendimiz çok cömert bir insan. Var olduğu zaman yok demez. Ve deveyi istediler ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki vallahi size deve veremem. Zaten şu anda benim size verecek devem de yok dedi. Belli bir zaman geçtikten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir yerlerden develer geldi. Bolda bir deve geldi. Sonra Efendimiz bu develerden o eşarilerin istemiş olduğu develeri verdi. Alın dedi, yüklerinizi koyun dedi. Onlara verdi. Sonra bunlar dediler ki ya Efendimiz bize ilk başta yani vallahi ben size deve vermem, şu anda devem yok dedi. Sonrasında da develeri verdi. Yemin etti, sonra da verdi. Bunu böyle konuşurlarken hani Efendimiz'den de bunun mahiyetini öğrenmek istedikleri zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada hem Buhari ve Müslim'de de böyle muttefakun aleyh denilen ikisinde de geçen o şu mübarek cümleleri söyledi. İnni vallahi inşaallahu la ahlifu ala yeminin thumma era hayran minha illa kaffartu an yemini ve eteytu alladhi huwa hayr. Ben dedi Efendimiz yani Allah dilerse vallahi diyerek Allah'a yemin ederek bir yemin ederim. Sonrasında da o işin daha hayırlı olduğunu görürsem yeminimi bozarım ve o hayırlı olan işi yaparım ve kefaretini de öderim buyurdular. He, demek ki Efendimiz yaşayışıyla da bize örnek oldu. İlk önce yemin etti, size deve veremem dedi. Zaten deve de yok dedi. Sonra develer gelince Efendimiz verdi onlara. Sonra bu durumu izah etti. Ben dedi yemin etmiştim ancak yeminimi bozmamın daha hayırlı olacağını gördüm. Yani develeri size vermek, ihtiyacınız var, sıkıntınız var. Onların giderilmesi için bunları size vermemin daha hayırlı olduğunu gördüm. Ve ben de yeminimi bozdum, kefaretini öderim ve ben bu hayırlı olan işi yaparım diye Efendimiz yaşayışıyla da biz Müslümanlara örnek olmuş oldu. Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bilen, tanıyan ve onu dini yaşayışında topyekün örnek alan, örnek alma gayretinde olan kullarından eylesin. Şimdi okuyacağım hadis-i şerif de aile saadeti ile alakalı. Yine yemin ve aile saadeti. Hem Buhari'de, Müslim'de, İbn-i Mace'de geçen hem de muttefakun aleyh olarak kitaplarımızda kayıtlı olan bir hadis-i şerif. Ebu Hureyre radıyallahu anh tarafından rivayet edilen bir hadis-i şerif. Ebu Hureyre radıyallahu anh kimdir? En fazla hadis rivayet eden sahabedir. Allah ondan razı olsun. Bizleri de onların yolundan gidenlerden eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdular. لَنْ يَلَجَّ اَحَدُكُمْ ف۪ي يَم۪ينِهِ ف۪ي اَهْلِهِ. Bir kimsenin yani ailesi hakkında bir yemin etmiş, bir konuda bir yemin etmiş. O yemininde böyle ailesine zarar verecek bir durum var. O yemininde ısrar etmesi, yeminini bozmaması اَثَمُ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالَى Allah Teala Zülcelal Hazretleri katında şu yapılacak işten daha büyük günahtır. Neymiş o yemininde ısrar ediyor? Neden daha büyük günahmış? Min en yu'diye kefaretuhu leti farallahu aleyh. Allahu Teala'nın
farz kılmış olduğu kefareti yerine getirmek suretiyle o yeminini bozmasından daha fazla büyük günahtır o yeminini ısrarla sürdürmesi. Yani ailemiz hakkında diyelim bir yeminde bulunduk ama biz onu bozarsak daha hayırlı bir iş olacak. Ailemizin faydasını olacak. Yeminimizi bozmazsak ailemiz zarar görecek. Maddi ya da manevi çoluk çocuğumuz zarar görecek. Sıkıntı olacak. İşte Efendimiz diyor ki tamam yani kişinin yeminini bozması bir günahtır. Ancak yeminini bozmayıp da ailesinin zarar göreceği etmiş olduğu o yeminde ısrarcı bir vaziyette böyle devam etmesi, inat etmesi Allah katında daha büyük günahtır. O halde Müslümanın görevi nedir? Günah kazanmak değildir. Müslümanın görevi nedir? Günahtan uzak kalmaktır. Müslümanın görevi nedir? Sevap kazanmaktır. Müslümanın görevi nedir? Sevapları çoğaltmaktır. Müslümanın görevi nedir? Günah ve sevap. İkisi de varsa sevabı tercih etmektir. Günahtan uzak kalmaktır. Dolayısıyla yemin ettiğimiz zaman o zarar verecekse ailemize ya da herhangi birisine bir zarar verecekse yeminimizi bozmalıyız. Kefaretimizi ödemeliyiz ve bunun neticesinde de Allah katında hayırlı, bereketli, güzel bir iş yapmış olmalıyız. Peki ne yapacağız sonra? Dilimizi, ağzımızı kolay kolay yemine alıştırmayacağız. Rastgele böyle yemin etmeyeceğiz. Niye? Çünkü çok sık yemin etmek doğru değildir. Çok sık yemin etmek tavsiye edilmemiştir. Müslümanın sözü nedir? Senettir. Müslümanın sözü karşı tarafı ikna etmeye yeterli olmalıdır. Ama diyelim ki yemin etmemiz gerekiyor. Doğru bir yemin etmeli. Yanlış bir şekilde, günah bir şekilde, haram bir şekilde ailemizin, arkadaşlarımızın, insanımızın, malımızın, mülkümüzün zararı göreceği bir durumu meydana getiren bir yemini etmemeliyiz. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi dilimizi razı olduğu bir şekilde kullanan kullarından eylesin. Şimdi bunu şöyle biraz daha açalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeminlerimizi nasıl kullanacağımızı ifade etti. Yani bu yeminlerimizden kimse zarar görmemeli illa bir yemin ettiysek. Ve Rabbimiz Celle Celaluhu da Kur'an-ı Azimuşşan'da Bakara Suresi 224. ayeti kerimede Allah'a yemin edildiği zaman bu yemin edilmesi bir takım hayırlı, bereketli, iyi, güzel işlerin yapılmasına engel olunmaması gerektiğini bizlere hatırlatıyor ve Rabbimiz emrediyor. Nasıl? Bakalım ayet-i kerime. Estağfirullah. وَلَا تَجْعَلُ اللّٰهِ عُرُلَةً لِاَيْمَانِكُمْ. Siz yemin etmek suretiyle Allah'ı, yani Allah adına yemin ediyoruz ya, Allah'a şahit tutuyoruz ya, işte sizler yeminlerinizle engelleyici bir sebebe girmeyin. Neyi engelleyici? En teberru ve tettegu ve tuslihu beynen nas. Böyle hayırlı işleri, iyilik etmenizi, sözünüzde durmamanızı, efendim böyle kötülükten sakınmanızı ve insanlar arasında hayırlı bereketli işler yapmak, onların aralarını bulma konusunda sizler sakın Allah'ın adını kullanarak yeminlerinizi hayırlı bereketli güzel işler yapmaya engel teşkil ettirmeyin. Vallahu semiun alim. Allahu Teala siz nerede, ne şekilde, nasıl konuşursanız konuşun, Allah onları son derece işitendir ve Allahu Teala her şeyi bilendir. Onun bilmediği hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla biz nerede yaşıyorsak yaşayalım, durumumuz ne olursa olsun, makamımız, mevkiimiz ne olursa olsun, efendim gelir düzeyimiz ne olursa olsun, bilgi düzeyimiz ne olursa olsun, Allah bizi görüyor. Allah bizi işitiyor ve Allah bütün yaptıklarımızı biliyor ve yaptıklarımızdan haberdar. Dolayısıyla bir Müslüman Allah yokmuş gibi yaşayamaz. Bir Müslüman Allah duymuyormuş gibi yaşayamaz. Ve bir Müslüman Allah yaşadıklarımızı görmüyormuş gibi yaşayamaz. Ve bir Müslüman Allah yaptıklarımızdan haberdar değildir diye böyle bir yaşantı içerisine giremez. Allah her şeyden haberdardır. O bizi görüyor, o bizi işitiyor, o bizi duyuyor ve bütün yaptıklarımızı ahirette elimize amel defteriyle verecek. Dolayısıyla işin kurtuluşu yoktur. Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri cümlemizi dini mubini İslam'ı bilinçli olarak öğrenip şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Tabi yeminden bahsettik. Bir de bu yemin ederken, tabi yeminle alakalı fıkıh kitaplarımızda detaylı bilgiler var. Hocam şöyle desem yemin olur mu, böyle desem yemin olur mu? Detaylı bir bilgiler var. Bunları okumalıyız.
Yani bir Müslümanın evinde bir ilmihal kitabı olmalı. Hocam ilmihal nedir? İlmu hal. Hal bilgisi, yaşayış bilgisi. Yani her Müslümanın ortalama, her insanın böyle başına gelebilecek bilmesi gereken bilgiler anlamında. Dolayısıyla orada abdest de var, gusül de var, efendim namaz da var, oruç da var, hac da var, zekat da var, kurban da var, işte bu yeminler vesaire falan. Bütün bunları Müslümanların bilmesi gerekiyor. Dolayısıyla farz-ı ayın bilgileri bilmemiz lazım ki ibadetlerimize doğru yapalım. Yeminle alakalı bilgileri bilmezsek yanlış işler yapmış olabiliriz. Şimdi namazla alakalı, namazın farzları var 12 tane. Bunları bileceğiz. Sünnetleri var, vacipleri var. Namazı bozanlar var, bozmayanlar var. Namaza geç kalırsak ne yapmamız lazım? Birinci rekatta yetiştik diyelim, rükûsunda ya da secdesinde. Ya cemaate geldik de peki nasıl tamamlayacağız bunu? İkinci rekatta yetiştik, rükûsunda ya da secdesinde. Hükümler aynı değil, ayrı ayrı hükümleri var. Peki nasıl tamamlamamız lazım? Efendim dört rekatlık öğle namazının kaidesinde, birinci oturuşunda yetiştik imama. Nasıl tamamlayacağız? Bütün bunların detayları var. Bunları bilmezsek yanlış yaparız. Dolayısıyla hem namaza geç kalma konusunda hem de namaz içerisinde yaptığımız bir yanlışlıktan dolayı acaba namazımız oldu mu, olmadı mı, yoksa bu işi telafi etme ile alakalı bir secde yaparak işi kurtarabilir miyiz? Sehiv secdesi. Bütün bunları bilmemiz lazım. Bunları bilmediğimiz zaman ne olur? İbadet ettiğimizi zannederiz. Hep yanlış yaparız. Mesela abdest alıyoruz. Abdestten önce tuvalete gittik. Tuvaletten çıktıktan sonra özellikle erkeklerde bir istibra yapılması lazım. Çünkü bir son damla geliyor. Dolayısıyla abdest aldıktan sonra o son damla gelirse biz abdest aldığımızı zannederiz. Abdest de yoktur. Abdestsiz senelerdir belki namaz kılarız. Farkında olmayız. O kadar çektiğimiz sıkıntı da abdest almada, namaz kılmada hep böyle boşuna gitmiş olur. Dolayısıyla ne yapacağız? Tuvalet temizliğini güzel yapacağız. İstibra dediğimiz son damla damladıktan sonra abdestimizi alacağız. Abdest aldıktan sonra bir damlama vesaire falan gelmemesinden emin olacağız. Ve namazlarımızı da yine ilmihal bilgileri çerçevesinde, fıkıh bilgileri çerçevesinde düzgün bir şekilde yapmış olacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi dini mubin İslam'ı bilinçli olarak öğrenip şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. İşte yemin de onlardan birisi. Yeminin de hükümleri var, kısımları var. Ve laf arasında bazen ya vallahi öyledir diye arasında böyle yemin etme kastı olmadan bazen böyle şeyler söyleriz ya. Ya vallahi ya işte böyle deriz, böyle vallahi billahi deriz ama yemin kastı yoktur. Peki bunlarla alakalı durum nedir? İşte Ayşe annemiz bu konuyla alakalı. Şimdi okuyacağım ayet-i kerime Maide suresi 89. ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimeyi Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri insanlar böyle vallahi öyle değil, işte billahi öyle gibi böyle yemin kastı olmaksızın bazı cümleler söylediğinden dolayı ve onların kafa karışıklığı olmasın diye Rabbimiz ayeti hükmü net olarak açıkladı. Bakalım ayet-i kerimeye. Maide suresi 89. ayet-i kerime. Estağfirullah. La yu'ahidukumullahu billagvi fi eymanikum. Allah-u Teala sizin kasıtsız olarak ettiğiniz yeminlerden dolayı sorumlu tutmaz. Yemin kastı yok. Ağzımızdan vallahi çıkmış, vallahi demişiz. O kasıtsız olduğu için o yeminden dolayı bizi sorumlu tutmaz. Velakin fakat yu'ahidukum bima akdatumul eyman. Fakat siz kasıtlı olarak yemin ettiğiniz zaman Allahu Teala Zülcelal Hazretleri sizi sorumlu tutar. Fekeffaratu idamu aşrete mesakine min evsede ma tud'imun ehliküm. Bunun kefareti nedir? Onun kefareti kişinin 10 tane fakiri doyurmasıdır. Ev kisvetuhum ya da giydirmesidir. Ev tahru ragabeh ya da 10 tane köleyi azat etmesidir. Femellem yedil fasiyamu selat eyyam. Şayet bütün bunlara gücü yetmezse 3 gün peş peşe oruç tutmasıdır. Şimdi Rabbimiz bunları açıkladı. Hükümleri, detayları fıkıh kitaplarımızda var. Zalike keffaret eymanukum idâ haleftum. İşte siz yemin ettiğiniz zaman hükümlerini Allah böyle açıklıyor. Vehfadu eymanukum. Yeminlerinizi koruyun. Yani dilinizi muhafaza edin. Her şeyde yemin etmeyin. Yemin ettiğiniz zaman hükümlerinizi
hükmü nedir? Ona göre hareket edin. Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri cümlemizi Kur'an'ı bilen, İslam'ı bilen, sünneti bilen, peygamberimizi tanıyan ve Müslümanca yaşayan kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi mümince yaşayan, mümince vefat eden ve ahirette de mümince muamele gören kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri cümlemizi, ailemizi, nesillerimizi, evlatlarımızı namaz ehli, dua ehli, şükür ehli, merhamet ehli, haya ehli ve istikamet ehli olan kullarından eylesin. Vatanımızın, milletimizin selameti için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, haseten Gazze'nin, Filistin'in, Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın ve yeryüzünde bulunan bütün mazlum coğrafyaların özgürlüğe kavuşması için ve haseten Allah rızası için velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.